Euzu billahi minash Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve ssalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Bugünkü dersimizin konusu meddi arız. Meddi arız ne demektir? Meddi arız durak meddi demektir. Bir diğer adı durak meddi. Yani sebebi med olan sükunu arızın kelime üzerine durduğumuz zaman ortaya çıkmasıdır. Bu sebeple meddi arızı meddi arız meydana gelir. Evet. Meddi arızı ne zaman olur? Harfi medden biri bulunur ve ondan sonra gelen sebebi med sükunu arız olur ise meddi arız olur. Sükunu iki kısma ayırmıştık. Sukunu lazım, sukunu arız diye. Sukunu lazım, meddi lazım olan tecvid kurallarında meydana geliyor. Sukunu arız ise meddi arızda bulunan sukunu, e, sukunun ismidir. Yani bir kelime de harfi med olacak. Harfi medden sonra sebebi medden sukunu arız gelirse meddi arız olur. Peki sükunu arız ne demektir? vakfen sabit ve vaslen sakıt olan sükun demektir. Yani durulduğunda var olan, durduğumuz zaman ortaya çıkan, geçtiğimizde bulunmayan sukuna bir sükunu arız diyoruz. Şimdi örneklerle bunu gösterelim. Ya'lemûn <laughs> kelimemiz bakınız yalemune kelimesi aslında yalemunedir üstünüdür son harf ama durduğumuz zaman yalemun son harfin harekesi ne oluyor cezim oluyor son harfin harekesi cezim oluyor şimdi durduğumuz zaman yalemun bakın sukun var geçtiğimiz zaman yalemune Bakın hareke geldi. Veya bakıyoruz. Yevmuddin. Durduğumuz zaman sakin. Geçiyoruz. Yevmiddini. Geçtiğimiz zaman hareke mevcut. Veya başka bir örnek. Nesta'in. Bakınız. Sükun mevcut. Geçerken. Nesta'inu. Hareke ortaya çıkıyor. Örneklerimizi şöyle çoğaltabiliriz. Daha anlaşılır olması açısından şöyle renkli örneklerle sizlere bu konuyu gösterelim. Bakınız. Eşeddül iqabi Bakınız. Geçtiğimiz zaman B harfinin harekesi mevcut. Ama durduğumuz zaman ne oluyor? Eşeddül iqab. B harfi sükunlu bir hal alıyor. Yani harfi medden elif gelmiş. Durduğumuz zaman sebebi medden B'nin sukunu geldiği için medde arız olmuş. Geçtiğimiz zaman ise bu gibi kelimelerde yalnızca meddi tabi meydana geliyor. Yani eşeddül iqabi der isek burada sadece meddi tabi olmuş olur. Ama durduğumuz zaman son harfinin kisi cezim olduğundan dolayı harfi medden sonra ba'nın Sukunu gelmiş. Bu sükun sukunu arız olduğu için medde arız meydana gelmiş oluyor. Başka bir örnek. Halidune. <laughs> Bakınız geçerken harekesi var. Durduğumuz zaman <laughs> nun sukunlu oluyor. Harfi medden vav gelmiş. Sebebi medden nunun sukunu gelmiş. Bu sukun arzi bir sukun olduğu için medde arız olmuş. Başka bir örnek habirun. <laughs> Bakın geçerken harekesi mevcut. Tenvin var. Durduğumuz zaman habir. <laughs> ra sukunlu oluyor. Harfi medden ya gelmiş. Sebebi medden ra'nın sukunu geldiği için. Bu sukun da arız olduğu için meddi arız olmuş oluyor. Ve son örneğimiz ya'kilune. <laughs> geçerken okursan harekesi var durduğumuz zaman ya'kilun nun sukunlu oluyor. Bakıyoruz harfi medden vav gelmiş. Sebebi medden nunun sukunu gelmiş. Ve bu sukun arzi bir sukun olduğu için meddi arız meydana gelmiş oluyor. Evet. Peki. Meddi arızı uzatmanın hükmü nedir? Bu sorumuza şimdi cevap arayalım. Medya arızın meddi uzatılması muhtelifun fi yani kıraat imamları arasında ihtilaflı olduğu için caizdir. Uzatılma miktarı meddi arız olan kelimenin son harfinin harekesine göre değişmektedir. Şimdi uzatma miktarı muhtelifun fi kıraat imamları arasında ihtilaf olduğu için uzatma miktarı caizdir miktarına gelince meddi arız olan son kelimenin e, kelimenin son harfinin harekesine göre bu miktar değişmektedir. Şimdi bunu örnekler üzerinde anlatalım. Eğer ki Haliduna örneğimizde olduğu gibi. Bakınız Halidun diye durduğumuz zaman nunda bir sükun meydana geliyor medde arız oluyor. Eğer ki kelimenin son harfinin harekesi üstün olursa o zaman üç türlü okuyuş caizdir. Nedir? Bir tul ile. Tul demek yani dört elif miktarı uzatarak. İki tavassut ile üç elif miktarı uzatarak veya iki elif miktarı uzatarak. Üç kasır ile bir elif miktarı uzatarak. Buradaki kasırdan maksat bir elif miktarı. Yani o kelimelerin altında kasır yazan e, mana burada geçerli değil. Burada bir elif miktarı uzatarak. Yani eğer ki meddi arız olan kelimenin son harfinin harekesi üstün olursa... Üç vecih caizdir. Tul, tavasut ve kasır. Eğer ki medde arız olan kelimenin son harfinin harekesi esire olursa... O zaman dört vecih caizdir. Nedir onlar? Tul, tavassut, kasır ve raum. Şimdi tul dedik dört elif miktarı. Tavassut dedik üç iki elif miktarı. Kasır bir elif miktarı. Raum ise kelimenin son harfinin harekesini böyle zayıf gizli bir ses ile göstererek okumak. Örneğimize bakıyoruz. Eşeddül iqabi. Bakın son harfin her ikisi için dört vecih caizdir. Birincisi tul ile. Bunları göstererek, uygulayarak gösterelim inşallah. Tul ile. Eşeddül iqab. Dört elif miktarı. Tavassut ile. Eşeddül iqab. Üç elif miktarı kasır ile eşeddül iqab bir elif miktarı ravm ise eşeddül iqab sonda o b'nin sesini gizli bir sesle zayıf gizli bir sesle vermek tekrar edelim eşeddül iqab böyle zayıf bir sesle vermek eğer ki medde arız olan kelimemizin son harfinin harekesi ötüre olursa örneğimize bakıyoruz. Habirun gibi eğer ötre olursa o zaman da yedi vecih caizdir. Nedir onlar? Bir tul yani habir evet, habir iki tavasut yani üç ikilik miktarı habir 3 kasır ile bir elif miktarı. Habir. 4 Ravum. Yani son harfin her ikisini zayıf, gizli bir sesle. Habiru. Bu şekilde. 5 Tul ile işmam. İşmam dediğimiz şey e, sükundan sonra dudakları yummak. Sükünden sonra dudakları yummak. Yani burada ra'nın harekesi ötürü olduğu için dudakları öne doğru götüreceğiz. Yani habir dedikten sonra dudakları öne doğru iteceğiz. Tul ile işmam. Beşincisi. Habir derken ra harfinin sesini çıkardıktan sonra dudakları öne götürüyoruz. Tavassut ile işmam habir. kasır ile ismam habir. Bu işmam ile olan e, örnekleri inşallah e, dersimizin açıklama kısmına bir link paylaşacağım. İşmam daha iyi anlaşılması için fem muhsin bir ağızdan bunu görüntülü olarak görerek inşallah daha iyi bir şekilde anlayabilirsiniz. Evet. Şimdi şöyle tekrar e, dersimizin üzerinden geçelim. Dedik ki meddi arız harfi medden sonra sebebi medden sukun gelirse ve bu sukun arızi bir sukun olursa meddi arız meydana gelir. Meddi arızın bir diğer ismi durak meddedir. Yani durduğunda var olan geçildiğinde ortadan kaybolan med çeşididir. Sukun arız ise durduğunda var geçildiğinde ortadan kaybolan sukuna deniyor. Örneklerimizi vermiştik. Ya'lemun, nesta'in, yevmiddin. Şimdi bu örneklerin hepsi durduğumuz zaman son harfinin harekesi cezimli oluyor. Şöyle tekrar gösterelim. Durduğumuz zaman son harfin harekesi hep cezimli oluyor. Geçtiğimiz zaman geçtiğimiz zaman ise bu örneklerin hepsinde sadece meddi tabi meydana geliyor. Şimdi durduğumuz zaman medde arız meydana geliyor dedik. Peki Son harfin harekelerine göre bu uzatma miktarı değişiyor. Çünkü hükmü muhtelefun fih olduğu için kıraat imamları uzatma miktarı konusunda ihtilaf ettikleri için bu uzatma miktarları değişiyor. Eğer ki ya'lemune örneğinde olduğu gibi son harfin harekesi üstün olur ise üç vecih caiz demiştik. Tul tavassut kasır. Tul dört elif miktarı tavassut 3, 2, kasır, 1 elif miktarı uzatmak. Eğer ki yevmi dini gibi örneklerde son harfin harekesi esir olursa o zaman 4 ve demiştik. Tul, tavasut, kasır ve raum. Raum son harfin harekesini gizli zayıf bir sesle vermeye denir. Ne gibi? Yevmi dini. dini. Böyle gizli bir sesle vermeye denir. Raum. Eğer ki Son harfin harekesi ötre olursa, meddaruz olan kelimenin son harfin harekesi ötre olursa o zaman da yedi vecih caizdir demiştik. Bunlar tul, tavassut, kasır, tul ile işmam, tavassut ile işmam, kasır ile işmam ve rev. İşmam için açıklama kısmına inşallah bir link paylaşacağım. Oradan görüntülü olarak sizler bunu e, ee, bizatihi görebilirsiniz. Raunde dedik tekrar hatırlatalım. Harfin harekesini kısık zayıf bir sesle vermeye denir. Ne gibi? Nesta'inu. Nesta'inu. Bu şekilde. Evet, burada revmun ve işmamın Arapça tarifleri var. Bunları da ezberleyebilirsiniz. Erravmu ravmu talabul hareketi bi savtin hafiyyin. Ravm gizli bir ses ile harekenin talep edilmesi demektir. El işmamu işmam ise indimamu şefeteyni ba'de sukun. Sukundan sonra dudakları büzmek, yummak demektir işmamda. Evet, bugünkü dersimizin de sonuna geldik. Cenab-ı Allah yar ve yardımcınız olsun. E, konuyla alakalı aklınıza takılan sorular oluyor, ise e, derslerimizin yorum kısmına İnşallah sorularınızı yazabilirsiniz. Elimizden geldiğince cevaplamaya çalışacağız. Cenab-ı Hak yardımcınız olsun. Allah'a emanet olunuz.